hocam, tanı kısmında neler yapılıyor? Öncelikle tabii ki hastayı dinliyoruz. Anamnez. Anamnez evet. Dediğimiz kısımda hastayı çok ciddi sorguluyoruz. Biraz önce söylediğim prematür ejakülasyondan, yani erken boşalmadan ayrımını biz hekimler hastayla konuşarak yapıyoruz. Semptom skorlamalarımız var. Hastalara doldurttuğumuz bazı anketler var. Onların sonucundaki skorlamadan anlıyoruz. Bir de tabii ki bu risk faktörüyle ilgili mutlaka kan tetkikleri yapıyoruz. Şeker düzeyine, kolesterol düzeyine, hormon düzeyine bakıyoruz. Bir de çok aslında spesifik tetkiklerimiz de var. Onlardan da bahsedelim. Tamam. Penisin kanlanmasını gösteren, yani arteriyel yapısını, oraya ne kadar kan geldiğini gösteren ve o kanın orada ne kadar süreli hapsolduğunu gösteren tetkiklerimiz de var. Neyi yöntemler sevgili hocam? Renkli Doppler ultrasonumuz var ve kavernozometrimiz var. Bunların sonucunda da gerçekten kişinin penisinde bir damar hasarı olup olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz.